doğrusu hiç de diplomatik geleneklere uygun bir davranış değil. Thank you.
yakışıklı erkek Rosilio. Yani? Sen onunla ilgilenirsen ben de da Madame de Varney'in gönlünü daha çabuk kazanır. Böylece paralar da Pontevedro'la kalır. Yoksa devlet itiraf eder. Madem sen öyle istiyorsun, gayret ederim. Ama ben değil Valencia. Ana vatan istiyorum. Ana vatan, unutma. Fontanio'yla konuştun mu? Özür dilerim, Fontanio'nun evinde değildi. Sen de sevgililerin evine baksaydın. Özür dilerim efendim. Fakat hangi birinin evine baksaydım? Şöyle hepsine birer defa uyuverseydin. Özür dilerim efendim ama bu işe ömrüm yetmezdi. Hay tanrım, 40 yıldaki vatana yararlı olabileceği bir iş çıktı. Bu sefer de kendisi orada. Özür dilerim efendim ama tam ortasında buldum. Neyin ortasında? Kadınların ortasında, ekselans, Maxim'de. Öyle mi? Peki emirlerini bildirdin mi? Kelimesi kelimesi ekselans. Ona dedim ki, sayın sekreter, adalardan sizi bekler. Derhal elçiliğe dönmeniz gerekiyor. O da bana dedi ki, sen o ana vatana benden selam söyle. Gelmeme olanak yok. Neden olarak yokmuş? Çünkü sayın sekreter aziz hasaydı. Ha canım, ona ne dedi? Esasa ekselans, yani azıcık sarhoştu gerek. Ana vatan ona gereksinim duyduğunda adam sas olmuş. Bu vatana ihanet. Dert etmeyin ekselans. Emirlerinizi kendisine bildirince Sasa'dan çıkıyor. Yeter! Sasa'yı gidiyor da Sasa deyip durdukça sersene dönüyorum. Peki bu Sasa'lıklar nasıl çıkacakmış? Özür dilerim ekselans. Bir Sasa'nın tepesinden aşağı bir kovan soğusuyu baş edince Sasa'lık kalmaz. Bu adamın yaptığı vatana ihanettir. Tam 20 milyar kadar duracak bir yurda. Ve kazanmak ona göre değil ekselans. Benim bildiğim o hep sarf eder. Bu sefer kazanacak. Gelince hemen bana haber. Bu 20 milyar kendi adam bir var geliyor. Adam bir var. Ne var? Bu gürültü ne? Thank you.
Madam. Sizi evimizde görmek ne saadet. Şeref verdiniz madam. Size Monsieur Comte'un pavyonu takdim etmek isterdim. Sağ olun. Ben de sizi evimde görmekten şeref duyarım. Yakında konağımla gerçek bir kontinental gecesi düzenliyorum. Paris'teki bütün yurttaşlarım davetli. Tabii sizler de. Bir madam, sizi öteki salona götürmeme izin verir miydiniz? Öyle bir şey yapmam da size ne dedi? Öyleyse birlikte gidelim. Ne bayram? Altınlarım olsun ha, kollara bakarım. Ne sıcacık sizi var şu an. Etkilen. Sanırım içerisinde en az tehlikeli olan sizsiniz. Böyle konuştuğunca beni suçluyorum. Bunları gizlemeyi yerine Peki ben de biraz onlardan. Ne olur ben de birkaç tane kestirsen bir kişi.
Evet, kestirin. Ama burada yatak masasına benzer bir şey yok ki. Herhalde yatağa benzerdir. Yok canım, yatak değil. Yazı masası, yazı masası. Biz dış işlerinde çalışanlar yazı masası gördük mü derhal uyuklamaya başlarız. Ya yazı masası uyku gibi bir şey. Öyle bir şey. Ha işte şurada öyle bir şey var. Buyurun uzanın. İzninizle dağılın kafanızı biraz toparlarsınız. Sen bulunmaz bir adamsın. Niye bu altın gibi? Horus Falci. Ha ekselans. Altın deyince aklıma geldi. İzninizle Maksim'deki o altın gibi saçlı, çatısı düzgün, ol kolu gümüş. Kapıdan ekibin yemeden yanına yat dediği gibi cinsel. Güzel kadın kim bilir? Falcon'u gelirse lor olur. Lor lor! Ne uygun bir lan! Gözlerimle bu tatlı sıkıntı kendine çektim. Sen de kendini bu gece niçin şaşırmak dönsün de anlaşıldı diye bu. Hadi hadi git de biraz kestireyim şunları. Ben de hemen gider evlenme teklif ederim. Yok canım, o kadar aceleci olmanız gerekmez. Önce yelpazımı arıyorum. Aa. Biliyorsunuz üzerine seni seviyorum sözlerini yazmış. Sesini. Doğru. Arıyorum. Lanido, sen miyim? Buralarda yelpazı gibi bir şey gözüne ilişti mi acaba? Birader, buradan gözümü açamıyorum. Kuyruğun ucunu görecek halim yok. Sen de kalkmış bana birden yelpaze sunuyorsun. Çekil de biraz mümkün için. Eyvallah canım. Hayır. Sen keyfine bak işte. Dostum, açıkça ben evli bir kadının olan küçük ilişkimi kesin. Dostum, ben de açıkçası evli bir erkekle. Aa, pardon. Evli bir kadın olan ilişkimi kesin. Zengin bulmak hemen evlenici. Gözünü keselim. Gözünüzü mü açtınız olacak? Utan, utan! Evet, tam açtırdım. Ben biraz utanıyorum ama siz hiç utanmıyorsunuz. Susun, kesin gürültüyü! Oh, baylar, baylar, artık beni biraz kaldırırsınız da dinleyin lütfen. Burada horu duyuyor. Rüyasına, Mali rüyasına bak dedi. Şuna yakından duyuyor. Pardon adam, size haram dediğim için özür dilerim. Sizinle böyle konuşmaya hakkım olmadığını biliyorum. Ama siz isterseniz sizden de olduğu gibi beni küçük isimle çağırabilirsiniz. Oh, çok şükür bu halde çok tam unuttum. Beni söylemek istesem bile dilemeyecek. Unuttunuz mu o baloyu? Bir yağmur, bir yağmurdan gerisi. Siz dinler, ben de avcı olarak. Oh, o günden bu yana bir hayli beklenmiş. Evet, biraz kilo aldım. Benim keyif kardan. Aa, madem Paris seviyemiş bu ara. Evet, Paris hayatını şöyle yakından bir tanıyabilirim. Güzel. Belki biraz oyalanırım. Kimi belki uygun bir olur evim. Bir daha mı edebilirsiniz? Bence insan böyle bir hatayı ancak bir kez yapar. Ama size kalsa insan böyle bir hatayı hiç yapmaz. Karla! Tamam adam. Para kalsaydı siz şimdi rahmetli Gravar Mendoruz değil, rahmetli soylu komutanlar olmuş olacaktınız. Fakat dediğiniz gibi amcam engel oldu. Mirastan yoksun kalmak gibi durumlar çıktı ortaya. Doğru. Sayın amcanız çok aristokrat bir kişi. Kendisi gibi düşünen yeğeninin de halktan bir kızla evlenmesini kabul etti. Ama yine de ona minnet borçluyum. Sayesinde milyarder oldum ve bütün erkekler peşinden durdum. Zaten adam da beni bekleme mesafesine katlanmadan o ihtiyarı bir yerde evlenecekler. Bu davranışa günümüzde mis gibi çıkarcılık evliliği bilirim adam. Ay yok canım. Bence bu davranışa günümüzde mis gibi iktisadi yönler. Biliyorum, biliyorum. Babanız borç içecek. Yani benim bugünkü durumumdaydı. Siz de bu babanızın güç durumlarını kurtarmak için onunla evlenmeye razı oldunuz. Olamam. Nedenleri öyle değil. Şimdi hem de çok zengin. Ve şimdi o aristokrat müdür amcamız milyarların hatırına soylu yeğenin bu halk kızına emza atmasına engel olmaz. Allah Allah. Evet. Pardon adam. Milyarlarınızın hatırı için
size evlenme önereceğimi sanıyorsanız beni hiç ama hiç tanıyorsunuz efendim. Oh, bence erkek arasında öyle büyük bir fark yoktur. Beni tanıyan hepsini tanımış sayılır. Hepsi de kasaya uzanır gibi avuçlarını bana uzatıyorlar. Tabii okşamak için falan avuçlarını altın doldurmak için. İşte bunun için ben de size hiçbir zaman o sözü söylemeyeceğim. Hangi sözü? Seni seviyorum.20 milyar. Oho, deseniz tam bir aşk evlenmesi.
ya bu 10-0'ın arkasından bir çift çıkarsa işte o zaman yandık demek. Hayır dostum, bu 10-0'ın altında yatan şahane bul Madame Blavary. Blavary? Ha, olmayacaksın, olmaz. Dünyadaki en çirkin konuyla gelmeye hazırım fakat Madame Blavary'ye asla. Fakat düşünme ekselans. İstediğiniz her şeyi yapmaya hazırım. Fakat milyarların hatırı için bile olsa Madame Blavary'ye asla etmemez. Sizin yaptığınız düpedüz vatana ihanet. Anlamıyor musunuz? Madame Blavary'nin Paris'iyle evlenirse ana vatan tam 20 milyar yitirecek. Düşünsenize, bütçemizde ne var? Sadece Sayın Maliye Nazırı'nın beyanatları. Oysa bunu önlemek sizin elinizde. Ekselans, eğer düşündüğünüz 20 milyarın kurtarılmasıysa buna bir çare bulabiliriz. Nasıl bir çare? Örneğin, Madame Blavary'i kendi yurdundan birisine evlendirmek gibi. Yani kadının gönül vereceği bir Pontevedro olacak. Evet, Ekselans. En iyi adayı da buldunuz. Çünkü bu aday... Tanrı yazdıysa olsun. İyi ama bu işte neden bu kadar kaçıyorsunuz? Nasıl söyleyeyim? Herkesin bir prensibi var. Benim prensibim de şu. Çok sev, az nişanlan ve hiç evde. Bu bayanlar kaba yetişecekler. İşte durumuzla geliyor. Bye.
Thank you.